Adım Mustafa Yolcu. İnşallah yarın Allah'ın izniyle 1 Eylül'de av yasağı kalkıyor denizlerimizde. İnşallah geçen seneki beklentimiz biraz daha farklı olabilir bu yıla göre. Çünkü biraz av yasağı erken başladı. Özellikle hamside. Şu an av yasağı kalktığı zaman ne olacağını şimdi kimse kestiremez. Bilemeyiz neyin ne olacağını. Fiyat konusuna gelince şu anda zaten yeni yeni gelen ufak iri hamsimiz var. Taze gelen av yasağından önce. Dil balığı, barbun, mercan. Şu anki fiyatlar geçen sene oranla normal yani. Şu andaki fiyatlar geçen sene fiyatlara kıyaslarsak aynı gidiyor. İnşallah bol bereketli bir dönem geçiririz. Hem zaten biliyorsunuz sıkıntılı bir süreç atlattık pandemiden dolayı. Halkımıza, milletimize bol bol gelir o süreci atlatırız ve rahat bir şekilde geçinir gideriz. Şimdi işte o yüzden dedim geçen yıl hamsi çarı bir buçuk ay bir ertelendi hamsi avı. Bu da hamsinin, şöyle söyleyeyim, hamsinin kaçıp gitmesine neden oldu. Neden bizim kara sular, bizim sularımızdan çıkıp soğuk sular, yani kara sulara Rusya'ya, Ukrayna, işte Gürcistan tarafına gitti. Bizim bu taraflarda hava sıcak olduğu için bu hamsi gezgin balık. Gezgin olduğu için soğuk suyu sever. İnşallah bu sene öyle bir sıkıntı yaşamayız. Ha bir yandan da geçen sene av yasağı oldu, iyi oldu. Neden diyeceksiniz? Biraz en azından hamsi kendini geliştirmiş olur, irileşmiş olur, daha iyi olur. İnşallah bakacağız bu sene. İnşallah bu sene hamsi, çok umudumuz var, bekliyoruz. Ne kadar çok gelirse, ne kadar denizden çok çıkarsa fiyatlar o kadar aşağı makul olur. Ama tabii az çıktığı zaman sıkıntı hem bize yansıyor, hem avlayan insana da yansıyor. Maliyet değişmiyor. Az çıktığı zaman da aynı maliyeti harcıyorsun, çok çıktığı zaman da aynı maliyeti harcıyorsun. Ama ne kadar çok çıkarsa çıksın, maliyet düşer, daha ucuz olur. Tüketimi kolay olur, sürümü kolay olur. Vatandaşımız biraz daha, örnek vereyim, bir kilo yemez de 1,5 kilo, 2 kilo sürümü daha fazla olur. İşte tek temennimiz bol bol çıkıp bol bol yemelerini tavsiye ederiz. Bekliyoruz yani. Bizim elimizde olan bir şey değil, tornadan çıkarmıyoruz, denizden çıkıyor. O yüzden inşallah bol çıkar, ucuz ucuz vatandaşımıza, milletimize yer. Benim bekleyeceğim tek bir şey, haftada en az 2 defa balık yesinler vatandaşımız, halkımız, milletimiz. Tek doğal olan şey balıktır. Diğer zaten her şeyde biliyorsunuz katkı maddesi var, bilmem ne var. Ama balıkta olmayan tek madde katkı maddesi yoktur. Doğal, haftada en az 2 defa balık yiyin.